Kasım 1944. Müttefik kuvvetler Strasbourg'u kurtarıyor. Dört yıl süren işgalin ardından Fransa özgürlüğüne kavuşuyor. Ama coşkulu sevinçten bir hafta sonra Amerikalı askerler tüyler ürpertici bir sahne keşfediyor. Strasbourg Reich Üniversitesi Anatomi Enstitüsü depolarında 167 tane insan bedeni parçası ve 17 bedenin tamamı tanklarda korunmuş halde bulunuyor. Bu dehşetli keşif, SS'in bilimsel araştırma merkezinde gizli bir proje olan Ahnener Beden Geri Kalanlar. Nazilerin hakimiyeti süresince bu organizasyonun talebi üzerine en duygusuz ve en ölümcül deneyler gerçekleştirilmişti. Bu deneyler insanlara ölümcül virüs aşılanmasından, en uzak diyarlarda etnolojik keşifler yapılmasına kadar gidiyordu. Bu arada Himmler'in hayalini kurduğu torun çekici de aranmıştı. 20. yüzyılın en parlak zekaları arasında yer alan Alman bilim insanları karanlığa gömülmüştü. Eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bilimi çarpıtıp kötüye kullanarak işlerini yapmışlardı. Görevleri 3. Reich'in işlediği en kötü suçları meşrulaştırmaktı. Nazi bilimi, ırk, vatan ve kan. ...1932 yazı. Birinci Dünya Savaşı biteli 10 yıldan biraz daha uzun süre geçmişti. Almanya dibe vurmuş vaziyetteydi. 14 milyon işsiz insan vardı. Berlin gibi bazı şehirlerde açlık ve tüberküloz yeniden can alıyordu. Daha 4 yıl önce hiçbir şey olmayan Naziler... ...milletvekili seçimlerinde %37'nin üzerinde oy almıştı. Birkaç ay sonra Hitler başbakan oldu. Führer'in hayali Almanya'yı yeniden ayağa kaldırmak, savaşın vahim sonuçlarının intikamını almaktı. Ona göre Alman ırkı göç, Slavlar ve Yahudilerin tehdidi altındaydı. Değersiz veya yabancı ırklar Almanya'daki sorunların sorumlusuydu. Almanya yenilgiyi kabul etmemişti. Gençlerinde bu bir yaraydı. Gerçekten çok zorlayıcı bir anlaşma olan Versay darbesi yaşanmıştı. Ekonomik bir dram söz konusuydu. İşte bu küskünlük, bu dargınlık kültürü nasyonel sosyalizme zafer kazandırtacak, Völkisch kimliğini ortaya çıkaracak aşırı sağ hareketlere yol açtı. Völkisch sadece ırksal bir şey değil, karmaşık bir kelimeydi. Üstün bir halk olunduğunun ifadesiydi. Kavgam. Hitler, Kavgam isimli kitabında şöyle yazmıştı. Bugün sahip olduğumuz tüm insanlık kültürü, tüm sanatsal, bilimsel ve teknolojik başarıları neredeyse sadece Aryan ırkının eserleridir. O, insanoğlunun Prometheus'udur. Ve onun ışık saçan çehresinden daima dehanın kutsal kıvılcımı fışkırmıştır. Hitler, Almanların üstün bir ırk olduğunu düşünüyordu. Onlara Aryan diyordu. Sözde Slavlardan üstün olmaları gerekiyordu ki sonrasında onları Aryanların hizmetkarları yapacaklardı. Ve elbette Yahudilerden üstündüler. Organizasyonunda Führer'in bir sağ kolu vardı. En başından beri bir Nazi militanı olan SS'in başındaki Heinrich Himmler. Himmler, Hitler'i Almanya'nın kurtarıcısı olarak görüyordu. Eski tarım teknisini, tarih ve mitoloji düşkünü, kendine adamış bir ırkçı olan Himmler, lideriyle aynı fikirleri paylaşıyordu. Almanlar üstün bir ırktı ve bunun bilincinde olmalılardı.
Oysa ırk köklerden, bizden önce gelen nesillerden geliyordu. Himmler sürekli şunu tekrarlıyordu. Bir halk ancak geçmişinin ve atalarının büyüklüğünün bilincindeyse bugün ve gelecekte mutlu yaşayabilir. Himmler ırk meselesinde saplantılı olan iki bilim insanıyla bu vizyonu paylaşıyordu. Tarih öncesi uzman olan Hermann Wirth ile tarım uzmanı ve ırk bilimci, SS albayı ve ırk ve tasfiye merkezi şefi olan Richard Dahr. 1935'te üç adam SS'e özel bilimsel araştırma enstitüsünü kurdu. İsmi iki kelimeden oluşuyordu. Ahnen, Almanca'da ata anlamına, Erbe ise miras anlamına geliyordu. Ahnen Erbe, ataların mirası. Bu organizasyon Alman ırkının üstün bir ırk olduğunu kanıtlayabilecekti. Pekiştirilmesi gereken ilk gerçek, Alman ırkının görkemli bir geçmişinin olmasıydı. Amaç bir tarih kurmaktı. Sözde üstün atalarımıza dayanarak zaman içinde bir devamlılık kurmaktı. Eğer atalarınızın üstün olduğunu, diğer tüm ırkların üzerinde yer aldıklarını kanıtlayabilirseniz, o zaman siz de doğallıkla bu üstünlükte hak sahibi olacaktınız. Himmler için Ahnen Erbe kavramı işte buydu. Geçmişi Alman usulünde tahrif etmek için kazmak gerekiyordu. Bu durumda tarih ve arkeoloji yeni bir önem kazanıyordu. Kazma ve kürekleri kuşanarak Almanya'nın geçmişini yeniden canlandırmak için büyük bir coşkuyla çalışmaya koyuluyorlar. Atalarımızın izlerini bulmak işte bu. Çarpıcı, iddialı bir çalışma. Arkeolojik kazılara ilgi 10 misline çıkmıştı. Üniversitelere arkeoloji kürsüleri kurulmuştu. Amatörlük bitmişti. Nasyonel sosyalist bilimi gelişiyordu. Bu artık 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarındaki gibi birkaç bilim insanının 2-3 işçiyle birlikte küçük bir sit alanındaki mağarada yaptığı ufak bir kazı çalışması değil, araştırmaların yapıldığı bilimsel bir çalışmaydı. Arazilerin tamamının üst tabakaları kaldırılıyor. Böylece halka ve bilim insanlarına sit alanı sadece bütünlük içinde gösterilmiyor. Aynı zamanda gerçek arkeolojik manzaralar da sunulmuş oluyordu. Arkeologların %80'i Nazi Partisi üyesiydi. Doktorlar ve avukatlarla birlikte en çok nazileştirilmiş mesleği oluşturuyorlardı. O devirde birçok arkeolog, Yunan, Mısır veya Roma İmparatorluğu uzmanı olmasa da, Alman toprakları üzerindeki tarih öncesi ve çok eski çağların uzmanıydılar. Ve elbette aniden birçok farklı yerde kazı yapılmasına imkan sağlayacak finansmana sahip olup, bulunan parçaları bir müzeye sunarak yorum yapabilmekten ötürü çok mutluydular. Tabii yorumlarını nasyonel sosyalist rejim doğrultusunda yapıyorlardı. Arkeologların rejime hizmet etmek için bir yöntemleri vardı. O da Alman topraklarında Gamalı haçları bulmaktı. Svastika, batıda olduğu kadar doğuda da asırlardır var olan evrensel bir semboldü. Ama SS arkeologları sembolü kendilerine mal etmiş ve bununla ilgili inanılmaz yorumlar yapmışlardı. Onlara göre 1000 yıllık bir Alman sömürgesinin kanıtıydı bu. Uyarlanan sahneler efsaneye hizmet ediyordu. Wie immer in Zeiten heldischen Aufbruchs war es das Hakenkreuz, das auch diese germanischen Stämme auf ihrem weltgeschichtlichen Zug begleitete. Mesele Alman tarihini yeniden yazmaktı. Ancak Ahnen Erbe'de 20, 19 veya 18. yüzyıl Alman tarihine odaklanılmıyordu. Tarih öncesi veya çok daha eski çağlardaki Alman halkı odak noktasıydı. Bugün Alman halkının 5000 yıl önce var olmadığını elbette biliyoruz. Ama o insanlar bu prensipten yola çıkıyorlardı.
Evet, biz bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Doktor! Evet? Doktor, buraya gelin! Gamalı haçlar gerçekten varsa, Nazi aksesuarcıları bunları kesin buluyordu. Şuna bakın, ne güzel bir bulgu. Muhteşem bir kap. Topraktan çıkarılan kaplar yapıldıkları ilk günkü gibi parlıyordu. Auf seinem Boden ist das alte germanische Heilszeichen, das Hakenkreuz, eingeritzt. Als ein Symbol kraftvoller Entfaltung eines Volkstums verbindet es die vorgeschichtliche, die alte mit der neuen Zeit. Bu bir bilim kurguydu. Bu faaliyet propaganda fonksiyonu taşımıyordu. O kadar çok svastika olan kap bulunmuyordu. Gerçekte toprakta sıkça bulunan şeyler bunlar değildi. Ama süreklilik olduğu fikrini benimsetmek istiyorlardı. İnsanlar svastikaları sokakta her yerde görüyordu. Bayraklarda görüyorlardı. Almanya'nın, yeni Almanya'nın amblemiydi. İşte bu kalıntıları topraklarda buluyorlardı. En eski tarih öncesinden beri oradaydılar. Bu da sadece ırksal değil. Tarihsel açıdan da kökleri tarih öncesinin en eski çağlarına dayanan Alman halkının devamlılığını kanıtlamış oluyorlardı. Arkeologlar güzel kalıntılar çıkarmak için mücadele ediyordu. Ne kadar küçük olursa olsun her keşif ataların üstün özelliklerini ortaya çıkarmak için bir bahane oluyordu. Şu küçük kulplu el yapımı sürahiye bakın. Bu görüntü bronz çağındaki atalarımızın da kayda değer bir kültürel bakış açısı olduğunun kanıtı değil mi? En küçük objeden büyülenen Himmler, kazı alanlarına gidiyor ve en sevdiği hobisini radyodan destekliyordu. Bu kazılara devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde amacımız bilimle rekabet etmek değil. Aksine bilimle çalışarak ideolojimizin kanıtlarını bulmaya çalışacağız. SS'in bugüne kadarki bütün görevlerde gösterdiği kararlılıkla bu çalışmalara kendimizi adayacağız. Kapalı kapılar ardında Hitler daha az coşkuluydu. Şöyle demişti. Neden geçmişteki yokluğumuza dünyanın dikkatini çekiyoruz ki? Romalılar büyük binalar yapmışken bizim atalarımızın çamurdan kulübelerde yaşamış olması zaten üzücü bir durum. Himmler de kalkmış kazı yapıyor ve bulduğu tüm kırık çömlekler ve taş balta başlarından heyecan duyuyor. Hitler birçok tartışmada bu durumu genelde ve açık bir şekilde Himmler'in bir tuhaflığı ve hobisi olarak değerlendiriyordu. Kapris gibi bir şeydi. Yine de sempatik bir kapristi. Ama sonuçta Himmler'in bir kaprisiydi. Oysa Hitler çok daha gerçekçi biriydi. Hitler, Himmler'in yaptığı şeyden tam olarak nefret etmiyordu. Genelde Hitler'in politikası şöyleydi. Bırakalım ne isterlerse yapsınlar. Yeter ki bana saldırmasınlar. Almanya, 3. Reich. Alman topraklarında üst kültürden hiçbir kesin iz bulamayan Himmler tetkike devam ediyordu. SS'in lideri vitesi yükseltmiş ve araştırmalarını dünyanın diğer yerlerine açmıştı. Annenerbe başka ülkelerde keşifler organize etmeye karar vermişti. Elbette temel bir dayanağı vardı. Cermenler tüm büyük medeniyetlerin kökenindeydi. İlk büyük araştırma projesi SS'in İsveç'te Böğüsan'a yaptığı bir seferdi. Burası üzeri kazılı taşlarla, arkeolojik zenginliğiyle ünlü bir bölgeydi. Annenerbe'nin kurucu üyesi olan Hermann Wirth'in arkeoloji veya sanat tarihinde hiçbir eğitimi yoktu. Fotoğraf çekip kazılı kayaların kalıplarını çıkarmak üzere 1935 sonbaharında oraya varmıştı. Wirth, incelediği oymalarda en hayal mahsulü yorumları ileri sürmüştü. Bu binlerce yazıt İskandinav ırkının kutsal metinleri olmalıydı. Wirth'e göre İskandinavlar ilk alfabeyi icat etmişti. V
Wirt'in çalışmasının amacı runik alfabenin Mısır hiyerogliflerinden daha eski bir alfabe olduğunu göstermekti. Yani bunları 30 asır gibi kısacık bir zaman diliminde geri çekmeye çalışıyordu. Mesele İskandinavların da ilk yazı türünü icat ettiklerini söylemekti. Ve bunlar da büyük İskandinav üstünlüğü anlatısı için çok güçlü bir savdı. Buna sarılmak zorundaydılar. Tüm araştırmalar runik sembollerin milattan sonra 1 ila 3. yüzyıl arasında ortaya çıktığını kabul ediyordu. Oysa Mısır alfabesi yaklaşık 3000 yıl önce görülmüştü. Bu, Wirt'in çalışmalarını yayınlamasını engellemiyordu. SS'in sözde bilim insanları gizlice başka planların peşindeydi. Çünkü Naziler kültür ve ilk medeniyetlerin doğuda doğmuş olmasını kabul edemezdi. SS Enstitüsü için medeniyet güneyden kuzeye yayılmış olamazdı. Bu imkansızdı. Kültür, bilgi ancak Almanya'dan dünyanın kalanına yayılmış olabilirdi. Tüm okul kitaplarındaki haritalar bu doktrini yansıtıyordu. Bu bariz bir şeydi. Ve diğer teorilerin hiçbir önemi yoktu. Her şey bu gerçeğin aktarılmasında rol almalıydı. Okul kitaplarından filmlere kadar. Cermenler, Firavunlara karşı. Gerçek şu ki Mısırlıların yarış arabası İskandinav halkı için model işlevi görmüş. Tam tersine. Ben kuzey ülkelerinin bu araç türünü icat ettiğini ve hatta Mısır'daki mezarda bulunan bu aracı onların yaptığını iddia ediyorum. Bunlar ölçümler, sadece ölçümler. Hayır. Bunlar Cermen atalarımızın kendilerine özel büyük bir kültüre sahip olduğunu, en eski zamanlara dayanan bir kültürlerinin olduğunu ve böylece eski Mısır kültürünü dahi etkilediğini gösteren belirtilerdir. Bunları bilmenizi isterim. Son. Keşifler devam ediyor. Finlandiya, Romanya, Türkiye, Yunanistan, Lübnan, Suriye, Irak. Arkeologlar Cermen atalarının izlerini sürüyordu. 1937'de SS örgütü önem kazandı. Ve sayıları gittikçe artan konularla ilgilenmeye başladı. Bir akademisyen olan Walter Wust organizasyonun başına geçmişti. Bu eski diller uzmanı özellikle arkaik Cermen kavimleri tarafından sömürgeleştirildiğini düşündüğü Asya ile ilgileniyordu. Teorisiyle Himmler'in ilgisini çekmeye başarmıştı. O da buna çoktan razıydı. O kadar ki artık Führer bile Moğol liderlerin Japon samurayları ve diğer savaşçıların Avrupalıların soyundan geldiğine ikna olmuştu. Sonuç olarak Annenerbe daha ihtiraslı bir keşif için yatırım yapmıştı. İstikamet Tibet'ti. Aylarca süren hazırlıktan sonra Nisan 1938'de bir SS kaşif ekibi Seylan'a yol alan bir Alman buharlı gemisine bindi. Sonra bir kargo gemisi onları Kalküta'ya götürdü. Kalküta. Haziran 1938'de Nazi Indiana Jones'lar Tibet'in yüksek platolarına doğru yol aldı. Yükleri çok ağırdı. 50'den fazla katır, at, mataralar, kamçılar, tüfekler, şişirilebilir kanolar ve yiyecek kasaları vardı. Keşif hiç de kolay değildi. Yolculuk aylar sürdü. Keşfin temel amacı Asya halklarının elit tabakasının Avrupa'nın kuzeyinden geldiğini kanıtlamaktı. Dönemin en ünlü Alman ırk bilimcisi Hans Günther'di. Bu Alman adam Avrupa'dan Hindistan'a seyahat etmiş ve orada adeta tanrı haline gelmişti. Beyaz bir İskandinav çift Buda'yı doğurmuş bile olabilirdi. Hans Günther Buda'yı Cermenlerin oğlu yapmıştı ama burada Nazi inanç sisteminin büyük esnekliğini iyi görmeli. Çünkü ırksal determinizm her zaman
soy tür, yani gözle görünen dış görünümü ırksal mirasa bağlamazdı. Yani minyon ve kumral olabilir ve neredeyse mükemmel bir İskandinav ırkına ait olabilirdiniz. Türün çoğunluğu bu değildi ama Naziler de kabul görüyordu. Cermen kimliği fantezisinin nereye vardığını görüyorsunuz. Sonuç itibariyle dünyanın tamamı Cermen katılımı veya etkisinden gelmiş olabilirdi. SS kaşifleri sayısız kavimle görüşmüş, onları etkilemek için ellerinden geleni yapmışlardı. Yolculukları süresince kurgulanmış sahnelerde kendilerini filme çekiyorlardı. Keşif lideri genç bir kuş bilim doktoru olan Ernst Schaffer'di. Beraberinde bir teknisyen, bir fotoğrafçı, film yapımcısı ve bir jeofizikçi bulunuyordu. Ve genç bir SS yüzbaşısı olan Bruno Beger yanındaydı. O da bir takım antropometrik ölçüm aletleri olmaksızın bir yere kıpırdayamıyordu. Yerli halkla yakınlaşıyor ve güvenlerini kazanıyorlardı. Bunun için Beger onları muayene ediyor ve dişlerini tedavi ediyordu. Bunun karşılığında da yerliler antropometrik ölçüm oyunlarına katılıyordu. Bugün bu kafatası ölçümleri bize biraz tuhaf geliyor. Ama bu 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış bir uygulamaydı. O çağlarda kafatası şeklinin, o kafatasının içinde olanlarla ilgili bilgiler temin edilebileceği düşünülüyordu. Onlar için mesele bir ırkı ve fizyolojik özellikleri tespit etmekti. Ki bu fizyolojik özellikler bilhassa kafatasında göze çarpıyordu. Kafatasının oranlarına bakılıyordu. Mesela dolikosefal miydi? Yani dar bir yüz ve uzun kafatası mı söz konusuydu? Yoksa brekisefal miydi? Yani nispeten yuvarlak, toparlak bir yüzde Akdenizli miydi? İşte bu yüzden sadece doğrudan yüzlerden alınan ölçüler değil, daha sonra laboratuvarda korunup incelenmek üzere kalıpların alınması da çok önemli olmuştu. Beger özel bir macun kullanarak onların yüzlerinin kalıplarını çıkarmıştı. Ve az kalsın bunu yaparken Nepalli bir Şerpa'yı boğacaktı. Kaşifler yaklaşık 2000 Tibetli ve Butanlı'nın fotoğrafını çekmişti. 370'ten fazla insanı ölçmüş ve 17 kalıp çıkarıp bunları Alman üniversitelerindeki ırk antropolojisi koleksiyonlarına koymuşlardı. Bugün kafatası ölçüleri, kulak uzunlukları veya burun oranlarının genetik veya ırk kimliği hakkında bilgi vermedikleri bariz bir şey. Bu gerçekte bir hayal gücü. Bugün hala DNA ile genişletmek istediğimiz bir hayal gücü bu. Aynı fikre sahibiz. Yani aktarılan genetik özellikler sayesinde bu genleri taşıyan insanlar hakkında büyük soru işaretleriyle birlikte etnik veya ırk kökeni tanıyabileceğimizi göstermek istiyoruz. Beger uzun boylu bir adama denk geldiği zaman onu Cermen kolonilerinin soyundan biri sayıyordu. Bir sefille karşılaşınca onu ırkların karışımının bir tehlikesi olarak görüyordu. Bu mantıkla Bruno Beger'in neredeyse artık hiç şüphesi kalmamıştı. Tibetlilerde İskandinav özellikleri vardı. Uzun boylu, uzun kafalı, dar yüzlü bir hakimiyet havası vardı onlarda. Beger'in vardığı sonuçlar saçmaydı. Dünyadaki hiçbir bilim adamı bu kafatası ölçülerinin Tibetlilerin İskandinavya'dan geldiğinin kanıtı olduğunu kabul etmiyordu. Tam bir çılgınlık söz konusuydu ama bu son derece organize bilimsel bir çalışmayla yapılıyordu. SS'in ve genel anlamda nasyonel sosyalizmin büyük teknisyenlerinin, büyük uzmanlarının içinde bulunduğu paradoks işte buydu. Son derece akıl almayacak dayanaklarla özenli bilimsel bir çalışma yapıyorlardı. Bunlar bilim insanlarıydı ama yanlış bir temelden yola çıkarak
bilime has bir metodolojiye istinaden çalışmalarını sürdürüyorlardı. Döndüklerinde araştırmalarından çıkarılmış hiçbir sonuç görmedim. Mutlaka üzerinde çalışıyorlardı ama Ahnener Bey'in bütün sorunu da buydu. Somut denilebilecek herhangi bir şey ortaya koymamışlardı. Elinizde tutup da işte her şeyi açıklıyor bu, kanıt burada diyemezsiniz. Keşfin en önemli olayı Alman araştırmacıların krallığın başkenti Lhasa'ya davet edilmeleriydi. Orada en üst düzey yetkililerle görüşmüşlerdi. Başka hiçbir Avrupalı temsilci daha önce oraya ayak basmamıştı. Nazilerin gamalı haçı dünyanın çatısında dalgalanıyordu. Reich'in gücü o kadar büyük ki Asya kıtasının en ücra bölgelerine kadar yayıldı. Bunu bilmek olağanüstü bir duygu diye yazmıştı Schäfer. ...14 ay süren keşfin ardından... ...4 Ağustos 1939'da... ...araştırmacılar Himmler'in özel uçağıyla Berlin'e geri döndü. Reich Führer bizzat onları karşılamaya gitmişti. Günün kahramanlarıyla fotoğraf çektirmek için bu fırsatı kaçırmamıştı. Onlardan biri olan büyük doktor Ernst Schäfer'in... ...yeryüzünün en yüksek dağlarının yer aldığı Tibet'e ekibini götürebildiğini... Dünyaya göstermek için bir fırsattı bu. Ve sözde bir takım sonuçlarla dönmüştü oradan ki elbette o anda bunlar açıklanmamıştı. Bütün bunlar bir tezgah, bir tiyatroydu ama Tibet Dağları zirvesinde yapılan bu kadar olağanüstü bir yolculuk sonucunda yepyeni bir şeyin gün yüzüne çıkacağına Almanları inandırmak kolaydı. Keşfin tek somut sonucu SS'in araştırmacılarının tüm macerasını anlatan Tibet Gizemi adındaki filmdi. Tibet Gizemi. Çok sık görülen Tibet süslemelerinden biri eski gamalı haç sembolü ki bu Tibetler için ebedi mutluluğun sembolüdür. Himmler tatmin olmuştu. Keşif bir şey kanıtlamamıştı ama rejimin etkisine katkıda bulunmuştu. SS Bolivya'daki Ant Dağları ve İzlanda'ya da başka seferler hazırlıyordu. Amaç aynıydı. Gelişmiş her tür medeniyet izinin Cermen ırkının eseri olduğunu kanıtlamak. Çin duvarından Antlardaki büyüleyici antik şehirlere kadar. Hitler, birliklerini yeniden silahlandırmaya başlayıp Avrupa'yı istila etmek için planlarını yaparken, Himmler uygun gördüğü şekilde Nazi bilimini yönlendiriyordu. Okudukları, Hitler'le müzakereleri veya o zamanki saplantıları ışığında Ahnenerbe'den bir takım taleplerde bulunuyordu. Bu eski tavuk yetiştiricisi yuvarlak gözlükleri ardında esrarengiz hayallere çok düşkündü. Himmler hiçbir üniversite eğitimi almaksızın tamamen amatörce tarih ve mitolojiyi karıştıran bir evren yaratıyordu. İskandinav efsanelerindeki ilahların, tanrıların kralı Odin'le fırtına tanrısı Thor'un ilk Cermenler olduğuna, böylece üstün bilgilere sahip olduklarına inanmıştı. Himmler Ahnenerbe'ye yazdığı bir mektupta şunları istemişti. Yeryüzünde yıldırım, gök gürültüsü, torun çekici, bu çekicin gücünün görüldüğü ve elinde yıldırımlar saçan küçük bir baltayla temsil edilmiş tüm tanrı heykellerinin bulunduğu Aryan Cermen kültürüne ait her yeri bulun. Bunun doğal bir yıldırımdan kaynaklanmadığına, atalarımızın savaş silahlarından üst düzeyde geliştirilmiş eski bir form olduğuna ve bunun da hiç duyulmamış bir elektrik bilgisini gösterdiğine inanıyorum. Elektrik de atalardan miras kalmıştı. Bu durumda İtalyan Volta ve Amerikalı Edison'dan asırlar önce ilk Cermenler bulmuş oluyordu. Tam bir fantezi. Elbette ürkütücü olan, o devirde Almanya'da bu tür şeylerin mümkün olmasıydı.
Bu da Himmler ve doğrudan onun yardımcılarının desteğiyle gerçekleşiyordu. Ve doğruluğu sorgulanamazdı bile. Ahnenerbe'nin bu saçmalıkları hoş görmesi ve hatta cesaretlendirmesi gerçekten korkunçtu. Araştırma ne kadar esrarengiz olursa SS liderinin o kadar hoşuna gidiyordu. Lider şaşırtıcı talepleri çoğaltıyordu. Yunan burnunun dövüş yeteneği üzerindeki etkisini öğrenmek istiyordu. Bunun için düz burunlu adamlardan oluşan bir Waffen-SS birliği kurulmasını istemişti. Cermenlerin seks takvimiyle ve dolunay gecelerinde Cermen kadınlarının doğurganlığı ile ilgili bir çalışma yapılmasını talep etmişti. Atlantis. Himmler, Kuzey Denizi'nde bulunduğu düşünülen Yunan mitolojisindeki kayıp bir kıta olan Atlantis'in aranması için arkeolojik kazılar yapılmasını planlamıştı. Atlantis, Almanya, 3. Ray. Torun çekici veya kutsal kase gibi şeyleri arayanlar biraz çılgın, biraz saf ve biraz amatördürler. Adeta bir tarikatın müridi gibi var olmayan her şeye inanıyorlardı. Diğerleri de bunların var olmadığını biliyordu. Ama gönüllü olarak oyunu oynuyorlardı çünkü SS'in liderinin faydasını kaybetmek istemiyorlardı. Bu kadar basitti. Himmler kendi sığınağını yaratmıştı. Wewelsburg şatosunda SS ritüelleri ve telkin için bir tür üniversite kurulmuştu. Bu subayların mutlak sadakatini garantiye almak için binlerce kitap, yeraltı türbesi vardı. Ve kara güneşin resmedildiği zeminde ayinler yapılıyordu. Ahnenerbe ve SS ile ilgili ilginç olan şuydu. Bunlar öyle sistemlerdi ki mesela Himmler'in şunları söyleyen bir mektubu da ellerinde bulunuyordu. Tamam, ay takvimini benimseyeceğiz. Fakat ay takviminin ancak ayın dünyanın etrafında dönmesinden itibaren var olduğunun da farkında olmak gerek diye bir mektubu var. Yani buna göre tarih öncesinin bir yerlerinde ayın olmadığını düşünüyordu. Aynı zamanda bir sonraki mektupta Himmler modern bir yönetici olarak savaşla ilgili son derece hatasız ve ince hesapları detaylı bir şekilde yazıyordu. Belli zamanlarda hayali bir kozmogoninin yanı sıra en modern yöntemin de olduğu karma bir dünya görüşü içeriyordu. Söylemek istediğim şu, SS'in en büyük özelliklerinden biri de buydu işte. Hitler komutanı kadar ezoterizme saplantılı değil. Ama Roma veya Atina'nın büyüleyici kalıntıları içinde her zaman bir kompleksi vardı. Himmler liderine hizmet etmek için bilimi nasıl ayarlayacağını biliyordu. Tarihi çarpıtmaya devam etti. Ve Ahnenerbe'nin merkezinde kurduğu departmana Greco-Roman antik çağının incelenmesi ve bunun Almanya'nın tarihi mirası ve kimliğine entegre edilmesi görevini verdi. Roma ve Atina Almanlardan üstün değillerdi. Yunanlarla Romalıların da Cermen olduklarını kanıtlamak gerekiyordu. Eğer diğerleri üstün olarak görülüyorsa, diğerlerinin aslında Cermen olduklarını göstermesi gerekiyordu. Eğer Roma ile Atina o kadar üstün kabul ediliyorlarsa, Hitler'e göre hiç şüphe yoktu ki geçmişte bir yerde mutlaka bir Cermen etkisi altında kalmış olmalıydılar. Roma şehrinin başlangıç noktasındaki Romulus ve Remus, göçmen ve İskandinav mülteciydi. Aynı şekilde Sparta, yine aynı şekilde Pers İmparatoru II. Kiros, hepsi öyleydi. Ve Nazizm gerçekten de Avrupa'da kültürel ve politik açıdan dikkate değer hemen her şeyin yaratılışının kökeni olan İskandinav tanrısıyla birlikte tarihte bir tez şeklinde vücut buluyordu. Keşif seferleri ve kazı çalışmaları Alman üstünlüğünü kanıtlamak için yeterli değildi. Fark etmiyordu. Büyük bir geçmişi iddia etmek için antik çağ şenlikleri sokakları ele geçirmişti. Münih'teki Alman sanatı kutlamalarında 3 kilometreden uzun bir geçit töreninde 5000 kişi seferber olmuştu.
kartondan yapılmış maketler Alman halkına atalarının büyüklüğünü hatırlatmak için gelmişti. Karışım hazırdı. Yunanlar ve Romalılar ilk Cermenlerin mirasçılarından başka bir şey değillerdi. Aryan ırkı sanatların üstadıydı. Bizzat Hitler tarafından Roma bayrakları çizilmişti. Roma'ya karşı hissettiği bu kompleks her tür sanatsal alanda kendini gösteriyordu. Heykeltıraş Arno Breker ve Joseph Torak şahane Aryanların devasa heykellerini yapmıştı. Mimari de uygun olmalıydı. Berlin'e Germania adı verilmiş, geniş bulvarlarla dev stadyumlar yapılmıştı. Reich Antik Roma'dan daha büyüleyici olmalı ve her Alman ülkesinin büyüklüğünün bilincinde olmalıydı. ...1935'te Ahnener ve özellikle etnoloji ve Almanya'nın tarih öncesine konsantre olmuştu. 3 yıl sonra çalışmaları tüm bilimi kapsayacak şekilde inanılmaz boyutta genişletilmişti. Finansmanın cazibesine kapılan bazı büyük üniversiteler ve araştırmacılar organizasyonda becerilerini göstermek üzere Almanya'nın 4 bir yanından geliyordu. Bilim camiasının seçenekleri üyelik, sessizlik veya sürgündü. Yahudi bilim insanlarının zaten 1933'ten beri ders verme hakları yoktu. Albert Einstein veya James Franck gibi bazı Nobel ödüllüler ülkeyi terk etmişti. Her ikisi de atom fiziğinin liderleriydi. Himmler, tutkulu projesinin gelecekte tüm Alman akademik araştırma modelini şekillendireceğini umuyordu. Nihayetinde SS Almanya'nın tek bilim kurumu olarak profesör atamaları, yayınlar ve dersleri kontrol eden bir tür bilim polisi rolünü üstlenecekti. Organizasyon pahalıya mal oluyordu. Genel finansmana ilaveten Alman sanayinin savaşa hazırlanan başlıca şirketleri büyük miktarlarda para yardımı yapmıştı. Bu Himmler'i memnun etmiş ve takdirini kazanmıştı. Daha gayri resmi finansman için Ahnenerbe'nin kurucu üyelerinden biri ve o sırada da Tarım Bakanı olan Richard Dar, bakanlığına bağlı fonlardan kanunsuz bir şekilde faydalanıyordu. Ama Himmler'in de kendine özel kaynakları vardı. Bir parti sempatizanı, bisikletçilerin güvenliğini artıracak reflektörlü bisiklet pedalının patentini almıştı. Himmler, polis şefi olarak yollardaki yeni güvenlik önlemlerini ilan etmişti. Tüm bisikletlere bu yeni nesil pedallardan takılmalıydı. Ahnenerbe için bir finansman kaynağıydı bu. Çünkü mucit organizasyona cömert davranmayı bilecekti. Ahnenerbe kurulduğundan beri Cermen geçmişine metiyeler düzmüş ve gerektiği yerde araştırmalarının sonuçlarını çarpıtmıştı. Propaganda tüm Alman toplumuna yayılmıştı. Beyinler yıkanmıştı. Almanlar buna inanmak istiyordu. Geçmişleri şanlıydı. Saygın bir kültürleri vardı. Halkları büyüktü. Saldırıya geçebilirlerdi. Eylül 1939'da savaş patlak verdi. Alman ordusu Polonya'yı istila etmiş, ülke birkaç gün içinde teslim olmuştu. Savaş, uzaklardaki araştırmaların iptalini gerektirmişti. Ama Ahnenerbe için yeni bir oyun alanı mevcuttu. Yeni ele geçirilen topraklar. Beşeri bilimlerin savaş gayretine katkıda bulunması gerekiyordu.
organizasyonun başına yeni bir yönetici atanmıştı. Sıklıkla Himmler'in yanında görülen bir SS subayı olan Wolfram Sievers. 34 yaşındaki genç yöneticinin bir fikri vardı. Araştırmacılarını meşgul etmeliydi. Ülkenin arkeolojik ve sanatsal mirasını talan etmesi için Profesör Peter Paulsen'i Polonya'ya gönderdi. Yağmalama ve yıkımda tereddüt etmeyen bilim insanlarının kullandığı metot acımasızdı. Binlerce asırlık değerli eser ele geçirilmişti. Varşova, Krakow ve Poznan'daki müzeler ve arkeoloji koleksiyonlarının içi boşaltılmıştı. Krakow Katedrali'nde bulunan 15. yüzyıla ait bir sanat eseri olan altar panosu sökülmüş ve Reich'in kasasına gönderilmişti. Arkeolojik yağmanın iki amacı vardı. İlki, tezi iyice meşrulaştırmak için İskandinav ve Cermen varlığını geçmişe yerleştirmek ve bunun bir istila değil, Almanlarla İskandinavların bu topraklara geri dönüşünün meşrulaştırılmasıydı. İkincisi de elbette olayın seviyeyi eşitleme ve zafer boyutuydu. Bu da Nazi arkeolojisinin bir anlamda talancı boyutunu bizlere açıklayabiliyor. El konulan mallar Berlin yönüne gidiyor ve kimi zaman da son durakları Himmler'in Övesburg'daki SS şatosu oluyordu. Tarihi çarpıtanlar şimdi de adi yağmacılar olmuştu. Bunu yağmalama olarak göstermiyorlardı. Bu yüzden başka bir terminoloji bulmaya çalıştılar. Bu tür operasyonlar için kendi yurduna dönme, koruma ve daha birçok farklı terim kullandılar. Yahudiler tutuklanmış ve sürgüne gönderilmeyi beklerken gettolara yerleştirilmişti. Naziler onların evlerinden faydalanıyordu. SS bir arkeolog, Annenerbe'nin yeni patronu Wolfram Sievers'e yazılı rapor göndermişti. Ciddi miktarda sanat eseri ve kütüphane sahiplerini kaybetti. Doğrusu yağmalama o kadar verimliydi ki, Himmler bunu önceki sözde bilimsel amaçlarıyla birleştirebileceğini hemen anlamıştı. Böylece bir taşla iki kuş vurabilecekti. Polonya'nın sanatsal veya arkeolojik hazinelerinin yok edilip yağmalanması, Polonyalıların geçmişini silmek ve hatta Nazilerin gözünde bir devlet olarak var olmayan Polonya'yı Almanya'nın içine almak anlamına geliyordu. Polonya. Slavlıkla, Slav kültürüyle ilgili her ne varsa ortadan kaldırılmalı ve yok edilmeliydi. Elbette amaç Alman kültürünün, Cermen kültürünün ezelden beri Polonya topraklarında hüküm sürmüş olduğunu göstermekti. Mayıs 1940'ta Hitler batıya saldırıya geçti. Yanlarında askerler, arkeologlar vardı. Amaç, Fransa'yı parçalamak ve Ren Nehri'nin batısını Almanlaştırmaktı. Tarihle birleştirilen arkeoloji, Büyük Almanya'nın yeni genişleme politikasının belirlenmesine imkan sağlayacak düzeni oluşturacaktı. Bütün Avrupa'ya yayılırken, Atlantik'e kadar Fransa'nın tamamını mı kapsamalı, yoksa sınırlar mı konulmalıydı? Ve daha sonra bu ülkelerin tamamının çok eskiden Cermenler tarafından sömürgeleştirildiğini ve hatta 19. yüzyılda Somme Vadisi'nde bulunan taş el baltalarının belki de tarih öncesi Cermenlere ait olduğunu göstermeye çalışmak için daha ileri gideceklerdi. Yani aslında Fransa'nın tarih öncesini Almanlaştırmaya çalışacaklardı. Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, SS arkeologlar için kazı alanlarına dönüştürülmüştü. Bilim tüm ilhakları meşrulaştırıyordu. Ve Annenerbe üyesi arkeolog Gustav Rieck, kazı alanlarına bir sembol olarak SS subay kasketini bırakıyordu.
Alman bilim insanlarının savaşı burada bitmiyordu. Haziran 1941'de Nazi orduları Sovyetler Birliği'ni istila ettiği zaman Annenerve oraya da en itibarlı arkeologlarını göndermişti. Ama Alman bilim insanları sadece toprakları kazmakla yetinmiyordu. Onları korumak için savaşçı birlikler Waffen, SS ve bir de Einsatzgruppen katil komandoları yanlarında bulunuyor ve kazı alanlarında yaşayan tüm Yahudileri öldürüyorlardı. Bazı arkeologlar katliamlarda rol almıştı. Sanırım Portekiz'deki Herbert Jankun'du. Jankun, nasyonel sosyalist jargonda dendiği gibi savaşçı entelektüellerden biriydi. Doğu cephesinde savaşan bir Waffen SS Panzer Birliği'nde yer almıştı. Bu Viking bölüğüydü. Ve bugün Vikinglerin toplu katliamlar gerçekleştirdiğini çok iyi biliyoruz. Bölükler şehirleri ele geçiriyor, Einsatzgruppen Yahudileri öldürüyordu. Ardından arkeologlar müzeleri ve evleri yağmalıyordu. Cinayetlerle yağmalama arasındaki bu eş zamanlama tesadüfen olmuyordu. Bunlar tek bir politikanın iki yönüydü. Mükemmelliği ve zenginliğini kanıtlayarak Almanlığı korumak ve düşmanlarını yok etmek. Bu arkeologlar mesela hafta boyunca arkeolojik sit alanlarında çalışıp kalan zamanda toplama kamplarına gidebilirdi. Veya kazı çalışmalarında yer alıp sonra bir Waffen SS bölüğüyle birlikte Ukrayna'ya geçebilirdi. Bu arkeologların bazıları sahada gerçek anlamda yer alabiliyordu. Bu Einsatzgruppenlerde çok iyi eğitimli adamlar da olabiliyordu. Hepsi de hukuk, tarih ve Alman sanatlarında doktoraları olan insanlardı. Buna çok iyi bir örnek gösterilebilir. Mesela Bruno Müller uluslararası hukuk üzerine olağanüstü bir tez hazırlamış bir avukattı. Sovyetler Birliği'nin işgali sırasında bir Nazi komandosunu yönetmek üzere gönderilmişti. 16 Ağustos 1941'de Tijana adında küçük bir şehirde Bruno Müller zaten 6 hafta önce başlamış olduğu katliama kadınlarla çocukları da eklemesi yönünde bir emir almıştı. Amaç erkeklere neler yapabileceklerini göstermekti. Bir kadın da bebeğini alıp erkeklerin gözü önünde ikisine de kurşun sıkmıştı. Diğer bir deyişle Alman araştırmacıların taarruz harbine katılımı neredeyse genel bir durum olmuştu. Ve sadece bir veya iki kuruma indirgenemezdi. Bu da son yılların en büyük bilimsel keşiflerinden biriydi. Ve elbette bu durum Alman kamuoyunda büyük bir muhalefetle karşılandı. Çünkü hepsinin o ya da bu şekilde bu savaşa dahil olduğunu ve hatta belki bundan yararlandığını bilmek çok rahatsız ediciydi. Himmler Doğu cephesine defalarca gitmişti. Ukrayna ve Kırım'ın sömürgeleştirilmesi planlanmıştı. Ekim 1942'de Kiev'in çok uzağında olmayan bir yere küçük bir koloni yerleştirmeye karar verdi. Birkaç gün içinde 10 binden fazla Ukraynalı güneydeki çalışma kamplarına gönderildi. Ve biraz sonra da Alman kökenli göçmenler koruma altında oraya yerleştirildi. Alman kolonisi. Sömürgeleştirmede Nazi yöntemi işi şansa bırakmıyordu. Köylere yerleştirmek için SS göçmenler getiriliyor, İskandinav görünümlü nüfus korunuyor ve Slavlar gönderiliyordu. Nihayetinde bütün mesele bir nüfusun yerine basit ve net bir şekilde başka bir nüfusu yerleştirmek, bir kültürü silip yerine başkasını koymaktı. Onlar için olay Alman kültürünü getirerek restore etmekti. Ve artık o andan itibaren oradakilerin tarihi, toprağı kalmıyordu.
Sonuçta oradaki halk birer göçmen, sığınmacı oluyordu. Himmler çok heyecanlıydı. Şöyle demişti. Dünyanın gördüğü gelmiş geçmiş en büyük sömürgeleştirme bu olacak. Görev tamamlandığı zaman Adolf Hitler Almanya tarihinin en büyük ismi olacak ve bunun önünü açmış olan da ben olacağım. Üçüncü Reich yönetiminde Alman bilimi yalan ve fetih bilimine dönüşmüştü. Ama savaş henüz sona ermemişti. Ve liderine hizmet etmek için Annener ve yakında en korkunç deneyleri yapacaktı. En kötüsü daha yaşanmamıştı.